Evet, merhabalar. 6 Ekim 2012 Tweet TV'desiniz. Sevgili kuzenim de burada. Bugün o açtı. Sende top. Direkt sen bir kelime et. Ben toptan tweetlerimizden bahsedeyim. İyi günler diliyorum. Niye gerginsin abi? Yo, gayet güzelim. Beni çok, hoş geldiniz. Dün beni çok eleştirmişler. Ben de şey diyorum, sonuna kadar eleştirebilirim. Aynen, sıkıntı yok abi. Benim partnerimin ya da birlikte sunum yaptığım sevgili kuzenimin kimse eline su dökemez. Direkt top 10 tweet'e geçeceğim. Fakat asistanını cidden kovsan. Bugün 11 tane tweet seçmiş. Bizim asistanın ismi neydi, Gizem miydi? Sinem. Ha, Sinem. O asistanı tanımıyorum. Barbaros Şansal, bunu son okuyacağız. Top 1. Evet. Ya, en iyi tweet bugün seçtiğimiz. Mehmet Beyaz Bayrak, Fatih Altaçlı, Gürkan Özge, Yazar Bahçesi, Tweet Gazozu, Olumsuz Hava Koşulu, Argostroloji, Eski Sevgiliniz ve Mehmet Şentürk. Barbaros Şansal'dan mı başlayalım? Hayır, number one en son onu okuyacağız. Ha, en son okuyalım. Mehmet Beyaz Beyaz Bayrak. Bu bir günaydın mesajı aynı zamanda. Varlığı mutlu etmeye yetecek olan insanlar var hayatımızda. Oysa keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle. Güzel. Diyelim. Evet. Doğru okudun mu? Benim Muğla'daki öğretmenimi kulağını çınlatalım mı yine? Çınlatalım. Günay hocam. Günay Avcı. Muğla köyciyiz. Genelde öğretmenler evinin lokalinde sürekli oyun oynuyor ama bize zamanında doğru öğretememiş demek ki. Öğretmiş. Ya da ben mi? Bak şimdi bak. Ben öğretmenine laf söylettirmem. Estağfurullah. O zaman devam edelim. Gözler değil, vallahi var ya, şişe dibi gibi. Zorla taktırdı bana, yemin ediyorum. Şey yapamayacağım şey, ben bunu. Evet. Bir sonraki merhaba, tweetimiz. Hoş geldiniz. Fatih Altaçlı, bir şeyi çok fazla istersin, sabırla beklersin, olmaz. Ne zaman ki umudun biter, işte o zaman olur. Harbiden öyle. Böyle bir şeyi çok istiyorsun, olmuyor. Sonra gerçekleşiyor. Başına geldi mi? Bana, ben şöyle onun için şunu düşünüyorum. Benim işler de akşam üzeri saat 4'e 5'e veya akşam üzeriye kadar hep kötü gider. Akşam üzeri saat 6-7 gibi falan şey yapar. Birden kendine oluşur. Yani ben inanıyorum ki benim meleğim var. Beni de zorluyor. Bir anda bakıyorsun, çat çözülüyor yani. Ümidim kesildi anda. Vallahi çok oluyor bana bu. Ben bunun için de rahatım. Mutlaka açık bir kapı vardır. Hiçbir zaman yani yılmayın, inancınızı kaybetmeyin, ümidinizi kaybetmeyin. Umut var her zaman. Bir sonraki tweetimiz sevgili Gürkan, sende. Evet, Gürkan. Gürkan'ın da iletileri çok başarılı bence. Bir kadın bağırıyor, bağırarak konuşuyorsa sorun yok. Ama dua et ki susmasın. Çok doğru abi. Kadın sustu mu kaç? Şimdi ben babamdan rahatsız oldum. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Şey soracağım, ya bu kadınlar ne özel insanlarmış ya, ne özellermiş, hiç erkekler için bir yaz yazmıyor. Hayatım boyunca hep kadınlar konuştuğumu şöyle yaparmış, onu yaptığımı böyle yaparmış. Ya kadınlar bu kadar mı magic hook. Abi şu soruya cevap bulunamamış, kadın ne ister? Evet. Anlatır, ona bir cevap bulabilsek, yani bulamamışlar ona cevap. Evet. Bir sonraki tweetimiz Özge'den geliyor. Belki de en büyük şiddet buydu, durmak. İnsan kaçarken başkasının, dururken kendi kanında boğulur. Değişik bir bakış açısı. Ben beğendim gerçekten. Yazar Bahçesi, sıra sende. Yazar Bahçesi. Şimdi nüfus sayımı yapılacak olsa seni de insandan sayacaklar ya, ona üzülüyorum. Şimdi bu tarz kreatif tweetler acayip hoşuma. Benim vallahi. Yani, tweet gazozu. Tweet gazozu yine kadınlarla ilgili. Kadın gölgeniz gibidir. Kovalarsanız kaçar, kaçarsanız kovalar. Bu evet çok. Ama oluyor. Ben buna artık inanmamaya başladım. Niye? Gerçekten. Yani. Sen şey mi yapıyorsun? Merhaba, hoş geldiniz. Sen kaçıyor musun sürekli? Kaçıyor musun? Yok, kaçtığım zamanlar da orada. Abi kadına kendini aciz göstereceksin o zaman. Ya da şey, ha. Kadından direkt şey, bir borç para isteyeceksin abi. Ha, o zaman kaçar o. Yemin ediyorum. Yok lan, kaçar. Hayır, kadından borç para ise tamam. İşte aşığım bilmem neyim ama şey yapıyor. Şey, ağlayacaksın değil mi? Kadına şöyle yapacaksın. Ağlayan erkeği de sevmez kadın. Kadın neyi sever kardeşim ya? Abi kadın. Ya benim bir arkadaşım var, ismi lazım değil ya. Hep 10 tane problemim var.
Mesela gelir, şey der, bugün şöyle oldu, bugün böyle oldu. Tamam, onu atlatırsın. Yani o kadınlara da aynısını yapıyor. Onun için çok sevgilisi var. 10 tane sorunu var. At bir tanesini kesiyorsun, abi atıyorsun. Her birimizin var 50 bin. Ya ama anlatma kardeşim ya. Millet senin sorunu mu yaşayacak, dinleyecek hayat? Bir sonraki tweetimiz olumsuz hava koşulu, müthiş bir tweet. Mutluluk nedir? Devam. iPhone 5'in olması mutluluk değildir. Nokia 3310'un olup sabah uyandığında tatlı bir günaydın mesajı merhaba, okumaktır. Merhaba, hoş geldiniz. Tatlı bir günaydın mesajı okumaktır mutluluk. Yani burada şey demek istiyorum. Ne demek istiyorum? Fakir ol, ekmeğimiz lezzetli olsun, huzurumuz olsun. Evet. Bu mudur? Biz ekmeği senden böldük yedik. Öyle bir şey var diyorsun. Var. Ekmeğimizi böldük yedik falan, başka bir astroloji. Tane var. Argostroloji. Argostroloji. Güzel ama argostrolojiymiş. Ben ne okuyorum? Astroloji, sıkıntı yok. Buyur. Buradan size acı bir gerçeği açıklıyorum. Yalnızsınız, yalnız. Yalnızım dostlarım, yalnız. Tutun kollarından, düşerim şimdi. Evet, devam ediyoruz. Tweetimiz eski sevgiliniz et, okuyabilir misin onu? Karınca. eski sevgilinizin normal account'una bakın, biz okumayacağız. Mehmet Şentürk. En fakir insan bir kuruşu olmayan değil, bir hayali olmayandır. Gerçekten hayalsiz insan yaşayamaz. Neden yaşayamaz? Açıklaması uzun olur. Başka bir zaman açıklayacağım bunu. Evet. Mehmet Şentürk'ü okuduktan sonra sen Barbaros Şansal, top 1, sen istersen onu oku. Bu arada Barbaros Şansal her zaman dediğimiz gibi çok donanımlı. Evet. Barbaros bence şeyin moda dünyasının şımarık çocuğu. Ama şey, şöyle mütevazi... Barbaros Şansal var ya, moda dünyasının piçi bence. Piç. Büyük piç. Vallahi acıklı söylüyorum. Piç derken şey diyorsun. Yani iyi anlamda piç. İyi anlamda. Yani şey, ama piç. Ama çok da bilgili baba. Abi işte piç. Hayır, yani. Hayır, bakıyorsun bak, Cemil İpekçi de aynı. Geçen Harun konuğumuzdu. Evet. Harun modacı değil ama şey. Ama Harun şeydir. Türkiye'de sokak modasının yegane temsilcisidir. Koray Kasap var, ünlü fotoğrafçı ve Harun Kolçak. Türkiye'de sokak modasının mihenk taşıdır. Yani onlar sokak modasını en iyi temsil edenlerdendir. Biz de avantgard olarak biz de temsil ederiz ama onlar taşıyabilen. Gerçekten çok iyi taşırlar sokak modasını. Evet, devam ediyoruz. Barbaros Şansal top. Bu arada Barbaros Şansal çok iyi bir dostumdur. Çok onu da seviyorum. Buradan sevgilerimi sunuyorum. Eğer... Yalnız çok fazla kaçırdığı zaman iyi olmuyor. Olsun ya, Barbaros evet. Konuşur ya, piç çünkü. Moda dünyasının piçi Barbaros Şansal. İyi günler. Eğer ileri demokrasi size düşünmenin özgür ama söylemenin suç olduğunu söylüyorsa, faşizmin kirli donundan başka hiçbir şey değildir. Güzel. Barbaros, tebrik ederim seni. Bir de nedir bu abi? İkide bir ileri demokrasi, ileri demokrasi bu abi. Şey diyeceğim, ben bunları çıkartmak istiyorum. Dünkü giydiğim kıyafet çok beğenildi. Bazıları abartmış, şey yapmışlar, eleştirmişler ama ne yapalım? Biz merhaba, hoş geldiniz. Avantgard organizasyonundan giyiniyoruz. Evet. Sormak istediğim bir şey var mı? Bugün Yılmaz Özdil'i okudun mu? Okumadım abi. Sen son zamanlarda... İnadını okumayacağım. Ama bir kitap tavsiyem var. Yaşar Kemal'in Çıplak Deniz, Çıplak Ada diye kitabı. Tüm kitapçılarda. Senin söylemek istediğin bir şey varsa. Ben sana sormak istiyorum. 3 tane çok iyi fotoğrafçı sayar mısın bana? Nihat Odabaşı. Evet. Serkan Şedele. Evet. Tarık Koray Karamahmutoğlu. Koray Kasap. Ben. Ben? Sen öğrencimizsin. Estağfurullah. Öyle mi olur? Tamam, yani, öyle olsun. Sen devam et. Şey soracağım. Evet sevgili dostlar. Bugün yine bir tweet, Top 10 Tweet TV programı, bize ayrılan zamanımız dolmuştur. Savaşla ilgili bir şey söyleyecek misin kanka? Sen savaşla ilgili bir şey söyleyecek misin? Savaş yok. Savaşma seviş diyelim. Her şey gönlünüzce olsun.